Herkese merhaba YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Volkan Er. Hakem Gündü programındasınız. Halil İbrahim Dijital ile birlikteyiz. Halil merhaba ne haber? Merhabalar iyilik sağ olsun. haber, nasılsın? Ben de iyiyim. Bu hafta lig maçları yok. Milli maç arası ee, ama yine de geçtiğimiz hafta ee, yeni liste hakemlerin performanslarını tecrübe edeceğimiz, deneyimleyeceğimiz bir e, hafta oldu. E, tartışmalar yüksek. Çaykur Rize maçıyla açıldı. Trabzon maçıyla. Ne, dese, ne, ne tesadüf ki Çaykur Rizespor başkanının çok e, isminin geçtiği bir dönemde hakem kararlarıyla doğrusu yanlışı bilmem. Doğrusunu yanlışını bilmem ama hakem kararlarıyla Rizespor 3 tane penaltı e, kazandı ve mesela maçı kazandı. Bu bir enteresan skordu haftanın enteresan skorlarından biriydi. Büyük tartışmalarından biri de Arda kardeşlerin Kerem'in ayağına basmalarına herhangi bir tepki vermemiş olmasıydı. Ama biz zaten birazdan Halil yine hatırlatır Arda Kardeşler hakkında diyeceğimizi demiştik. Benzer yorumları da e, birçok kanalda ben duydum. E, ve tabii ki bu süreçte <laughs> hakemlik camiasında da e, konuşulanlar var. Neler olacak? Yeni bir MHK geliyor mu? Ferhat Gündoğdu MHK'si neler planlıyor? Yeni sezonda hakemleri neler bekliyor? Bunları konuşacağız Halil'le birlikte. Halil nereden başlayalım? Nasıl istersin? Bu hafta maçlarında olmadı biraz nasıl olduğumuz bir başka program. Var. Aynen. Evet, şöyle yapalım. İstersen e, hani e, tamam da konuşalım da ben e, şey yapayım istersen hem e, bizi seyredenler için de geçerli olsun. Ben iki liste soracağım sana. Yani hani şey ama unutma. Mesela hani e, MHK bu kararı almamış. Yani aldığı kararı bilmiyorsun. Ben sana iki liste soracağım. Bu listeden sana soracağım ki bu listeden hangisinin görevine son verilmiştir diye sen ve bizi seyredenler hangisini e, düşünür diye düşünüyorum. Şimdi görevine son verilenlere bakıyoruz. Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdülkadir Abdülkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Karnuman, Alper Kulusoğlu Görev yani bir diğer liste Yaşar Kemal Uğurlu, Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan, Arda Kardeşler, Erkan Özdamar, Ümit Öztürk, Mete Kalkavan, Ali Şansalan, e, Sarper Barış Kazorbay Zorbay Küçük, Yasin Kol, Volkan Bayarsan, Kadir Sağlam, Mustafa Kürşat Filiz, Çağtaş Altay. Bunu şimdi bizi bizi seyredenlerin önüne sunsak yani futbolu bilen ama hakem camiasının içini içeriğini bilmeyen birinin önüne sunsak sence hangi listenin görevine son verilmiştir? Ben şöyle bir şey düşündüm sen iki listeyi de sayarken Alper Ulusoy bile saydığın ikinci listedeki hakemlerden yıl olarak daha kıdemli. Yani o da muhteşem bir hakem değil. Ee, eleştiri alan, çok da büyük maçlar yönetmeyen ama e, ligin e, uzun yıllardır içinde bulunan hakemlerden biri değil mi? Sen daha iyi bilirsin. 5-6 senesi var mı? Evet. Yani? Tabii, 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 tabii. E, FIFA, tabii FIFA, FIFA da yaptı. FIFA. Ha, FIFA hakemliği de yaptı. Tabii, 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 sonra alındı. Yani başarısız tamam, bir yerlerden e, iz bırakmış. Evet. Ben de böyle bir karşılaştırma yapabildim. Tabii, tabii. Hani belki tabii, tabii Halil Umut Meller'den de hani eski. Belki o kadar yetenekli değil vesaire. Tabii tabii eski. Halil Umut Meller'den eski. Derdim ki herhalde Cüneytli, Fıratlı liste herhalde bu hakemler devam ediyor falan derdim herhalde yani. <laughs> Düşün Alper Ulu yani, işte e, okey dedim yani. E, bir de şey mesela e, yani e, Cüneyt Çakır e, oraya nasıl geldi, oraları nasıl çıktı, e, ne yaptı niyeti, onları tartışmıyoruz. Yani buradaki hakemlerin. İşte o görevlere nasıl geldiklerini tartışmıyoruz. Şu anki yani haftalardır yapılan uygulamayı tartıştık, konuştuk. Ki bu çok daha tartışılacak. Şimdi Cüneyt Çakır Türk hakemliğinin Everest'ine bayrağı diken hakem. Yani şu anda dünyada ikinci sırada. Tabii. Yani dünyanın en iyi hakemlerinin ikinci sırada. E, Ali Palabey birinci kategoride. Hal Umut Meler e, tamam şu an devam ediyor. Elit kategoride. Yani bu Fırat kadar Aylin değerli hakemlerin çok varken uzun Fırat Aydın'ın Fırat, Fırat, Fırat Aydın'ın tam 48 yaşında yine maç alıyor bilmem tabii kadarıyla Alıyordu yani Avrupa'da yok şu anda yok Afrika, Avrupa'da Avrupa'da, Avrupa'da, şu anda Avrupa'da şu anda bilmiyoruz. Işte Bakın bu U17, bakalım. U19 falan bunlarda duyuyorduk bakalım. yani çok kez isimlerini soy isimlerini. Tabii tabii tabii. Onda tabii diyordu Ertuğrul gidiyordu? Için... Yani ha, tabii cevap U19, Yani U19 diyerek ben hiçbir maçı da hor görmem, aşağı görmem. Çünkü Avrupa Kesinlikle. düzeyinde baktığın zaman orada U19'da, U20'de oynayan çocuklar 3 yıl sonra A takım <laughs> maçına çıkacaklar <laughs> evet. ve hani hakemler de e, eğer gerçekten işine aşık bir hakemse zaten yöneteceği takımları hangi oyuncu yıldız hangi oyuncu ne yani biraz da böyle bakanlar hisseder. vardır tabii hem hisseder tabii hem de der ki yani genç bir hakem olsam ben şöyle düşünürüm ya bu işte U 17'de oynayan Arjantin'de bir genç çocuk varmış bu yeni Maradona diyorlar ben onun maçını yönettim derim 5 yıl sonra 5 yıl sonra o çocuk Avrupa'ya geldiğinde yine o maçı yöneteceğim yani Biraz aslında futbol camiasının içinde böyle dinamikler de var hani 10 yıldır sürekli aynı arenalarda hakemler, futbolcular vesaireler de iç içe oluyorlar. E, o açıdan değerlendirmek istedim hani o 19 yöneten hakem 3 yıl sonra o 19'dan yeah. Avrupa Şampiyonu oluyor işte. Hakem de onun maçını yönetiyor. 3 yıl sonra yine. Yani e, tabii canım yani e, tabii böylece canım da, oyuncuyu tanıyor. E, Gençken bu bu kendini yere atıyordu diyor. Şimdi düzelmiş özelliklerini, diyor. Özelliklerini evet. Mesela. Tabii evet. canım. Yani futbolu futbolu bilen bir hakem, futbolun da e, nasıl bir futbolcu olduğunu, yeteneklerini az çok anlar, bilir. Yani hmm. bir de ilginçtir. E, o hakemliği bitiren arkadaşlarımızın pek çoğu o hafta sonu görev almıştı. Ve ben e, hatta o hafta sonu şeyi konuşacaktım. Yani o, o haftaki programımızda şeyi söyleyecektim. Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa'nın çok kaliteli ve güzel maç yönettiğini söyleyecektik ki hakemleri konuşturmadılar bize ve e, Suat Arslanboğa zaten yaptığı açıklamada e, çok e, güzel bir maçtan çıktım. Evime giderken, yolda giderken bu kararı öğrendiğini ve artık e, daha önce de tahkime gittiğini e, bunlarla uğraşmaktan artık bıktığını lanet olsun açıkçası dediğini ve ee, artık hiçbiriyle uğraşmayacağını bıraktığını söyledi. Yani hı hı. E, bu, bir kadar, tür bu, bu, kadar bu, olarak da değerlendirilebilir mi sence? Yani sen camianın içinde de yer aldığın için. Çünkü daha önce de çok tartışıldı Suat Aslanbağ'ın süperlik hakemi olup olmayacağı. Şimdi de son olarak da bu geldi başıma diyerek bir isyan etmiş sanki. Ya tabii canım isyan etti. Yani şimdi Suat Arslanboğa e... Evet yetenekleri belki kısıtlı arkadaşlarımızdandır, hocalarımızdandır ama e, listede kalanların içerisinde pek çoğundan daha da iyidir. Ya bakın şimdi aslında bu iki listeyi de çakıştırmak yanlış. Yani e, hepsi devam etsin yani sizin sonuna kadar. Tabii ki bunun kriterleri farklı ama ben şunu söylüyorum. Bunu bir e, katıldığım programda söyledim. E, tabii bunu orada bu yani, bu kelimeyi kullanmadım ama burada kullanacağım bizim programımız olduğu için. E, şimdi e, FETÖ'den terör bağlantıları şu bu falan filan hepsini bir kenara koydum. Federasyon içerisinde bir çete var. Açık ve net söylüyorum. Çete kötü bir, bir kelime çete değildir var. bu arada, bir kelimedir. değil. Değil. Ve yani birkaç Tabii. kişinin bir araya gelerek organize işler yaptığı O kişilerde, şeye o kişilerde, o kişilerin o, o üç, üç ele başında söyleyeyim: Abdurrahman Arıcı, Ahmet Şahin, Servet Yardımcı. Evet. Bak, bak merkez Kim Kurulu'nun almış olduğu bu kararı federasyon imzalarken ilginçtir Spor Genel Müdürü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun hukuk, hukuktan sorumlu başkan yardımcısı. Bak hukuktan sorumlu başkan yardımcısı. Mehmet Baykan. Bu karara nasıl itiraz etmedi şaşırıyorum. Çünkü bunun hukuken yanlış olduğunu, hatalı olduğunu, e, tahkimin verecek olduğu e, hakemlerin lehine kararın doğru olacağı ama aleyhte vereceği kararın yine hukuksuz olacağı. Çünkü e, bak hemen söyleyeyim sana e, ben listeme aldım. Eee Tahkime giden süperlik hakemleri, tahkime başvuranları söyleyeyim. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Abdülkadir Bitigen, Ali Palabıyık, Burak Şeker, Mert Güzenge, Tugay Kağan, Numanoğlu, Bahattin Şimşek, Alper Ulusoy. Tahkime giden video yardımcı hakemler, Koray Gençerler, Serkan Tokat, Mustafa Öğretmenoğlu, Hakan Ceylan. Bir de tahkime giden birincilik hakemleri var. E, Caner Ak, Bilgiç, Murat Erdoğan, Ramazan Keleş, takime giden süperlik gözlemcileri Süleyman Abay, birincilik gözlemcisi Ali Uluyol. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu insanlar, e, tahkime gidenler, tahkimden e, olumsuz karar çıktığı takdirde bunların pek çoğu Avrupa Hakları Mahkemesi'ne gidecek. Ve Türkiye aslında, Futbol Federasyonu değil aslında, Türkiye büyük bir tazminatlara mahkum edilecek. Gerçekten öyle. Yani büyük yüklü tazminatlar ödeyecek. Yani e, Türk futbolunu e, pek parlak e, günler beklemiyor. Türk futbol hakemliğini daha doğrusu. Şimdi e, baktığımızda... E, ben sana bir şey söyleyeyim. Millet maçlar arasından sonra klasman listeleri açıklanacak. Çok daha enteresan şeyler göreceğiz. Görmeye devam edeceğiz. Bunu da söyleyeyim. Klasman ee, düşürmeler, şimdi, klasman çıkarmalar gibi mi? Olacak tabii tabii. tabii. Çünkü e, şöyle bir şey var. E, şimdi e, baktığımızda listede kalanların bazıları tepki göstermişti. E, sonra e, tabii iki tanesi işte. Geri döndü tekrar. Geri döndürüldü daha doğrusu. Geri dönenler de arada. yani şaşırtan bir kişi Arda kardeşler de O da bırakmıştı değil mi? Yok Mete evet, Kalkıvan, evet o da bırakmıştı. Mete Kalkıvan, Kalkıvan ayrıldı. Arda Kardeşler de bıraktığını söylemişti galiba. Halil Umut Meler de söylemişti biz görev almayacağız diye. o zaman diye. değil mi? Yanlış hatırlamadım. Tabii 3 üç, üç kişi, üç kişi bu ikisi geri döndü. Neyse yani şunu söylemek istiyorum. E, bunlar e, yarın bunların da başına geldiği zaman kendilerine sahip çıkacak, destek olacak insan arayacaklar. Ee, i̇nşallah o duruma düşmezler diyorum. Yani hakim camiası yeteri kadar zaten e, yerin dibine girmiş durumda şu anda Türkiye'de. E, şimdi iki haftadır kimsenin sesi çıkmıyor. Normalde hani biliyorsun yaygara kopartılırdı. Bir de ilginç olan bu karar açıklandıktan sonra hemen kulüpler birliğini çıkıp bizim bu işte bir ilgimiz yoktur demesi de ilginçtir. Yani o adama derler ki kardeşim sana kimse bir şey söylemedi şu anda. Niye atladın ortaya hemen? Ya kendileri kurmadı mı bir kurul? Hayret hayır ya zaten biz yani Türk futbolunu hakemliği bilmem neye yenileceğiz diye Ocak ayında. <laughs> Ya şimdi, hakemler zaten, üzerine e... ne yapsak ne etsek diye toplantı yapanlar Kulüpler Birliği vakti değil miydi? Ben miyim? Yani zaten bir de şu var. Biz e, geçen hafta programı yaptıktan sonra Galatasaray Kulübü Başkanının Anadolu Ajansı'nda vermiş olduğu röportajda bir sefer konuşuluyordu ya işte şu oldu, bu oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Acaba bundan mı şundan mı? hep kafada soru işaretleri vardı aslında. Bu yapılan e, uygulamayla ilgili. Ama Galatasaray Kulübü Başkanı her şeyin üzerine süngeri çekti ve açık açık söyledi. Bu işi kulüpler yaptı. Bitti. Yani bu iş hatta 2-3 kulübün yaptığını söyledi. E, bu da hatta biz e, Serdar Tatlı Merkez Hakem Kurulu'na 9 kişilik liste verildi. Hatta biz dedi buna itiraf, yani kulüpler birliği Toplu halde karar almadı bunlar. Üç kulübün e, kararıydı ve Serdar Tatlı da bana göre dik duruş ve onurlu bir duruş sergileyerek bunu kabul etmedi ve istifa etti. Şimdi e, bu kurulsa zaten her zaman söylüyoruz. Ben bunu her platformda da söylüyorum. E, i̇lk geldikleri zamanda söylemiştim. Operasyon mehakesi olduğunu söylemiştim ve operasyonlarına devam ediyorlar. Milli aradan sonra da devam edecekler. Bak bu e, bize dokunmayan yılan bin yaşasın diyen arkadaşlar. O yılan sizin içinize oymuş. Haberiniz yok. Yazıktır, günahtır. Şimdi hatalar bitti mi? Ya hakem zaten hata yapacak. Ya Buradaki hepsi hata yapacak. Yani e, bakın bir hakem gidip çaldığı zaman haliyle bir takımın lehine, bir takımın aleyhine çalmış oluyor. Öbür de çaldığı zaman yani bir Hı. sefer yine öbür takımın aleyhine çalmış oluyor. Ya, zaten birinin aleyhine, birinin lehine çalmış olacak bu video. Ol, öyle bir şey zaten yani yaptığın bir hamle yani, kendi lehine oluyor, gol oluyor. Rakibinin aleyhine oluyor. Evet. Mesela. Hani e, a, ay, aynı işte. Aleyhine bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Ama Türkiye'de maalesef hakem hatalarının işte penaltının tartışılmasının, zaten penaltı tartışılıyor. Bunu beş kişi penaltı diyor mesela es yorumcular. Beş kişi değil diyor, beş kişi penaltı diyor. Yani bir de şu var. Ama Türkiye'de maalesef bunun alıcısı olduğu için çok kolay da kandırıldığı için taraftarlar ve ne söylüyorum? Kandırıldıkları için ve bu da hoşlarına gittiği için. Yani bu hoşuna gittiği için ne yapıyorlar? Bunun alıcısı sürekli olduğu için ve olacağı için, olmaya da devam edeceği için e, ne olacak? E, bu tartışmalar devam edecek. E, her zaman mesela... bu konuyla ilgili her zaman söyledik aslında. E, geçen haftalarda da bahsetmiştik. Hani hakemler aslında iki takım içinde geçerli. Biraz önce verdiğin örnek hani beş kişi penaltı diyor, beş kişi taç diyor. Belki iki takımdan toplam 22 kişiden beş kişi karışıklar. O ilk beş kişi. evet. Diğer beş kişi de hayır, touch değil diyor ya da işte benden çıkmadı, ondan çıktı diye kavga ediyor ve zaten bu kavgalar yaşanmasın boş verin aslında kimden çıktığı da önemli değil, önemli olan oyun oyun aksın. Ben bir durdurayım, bir sakinleştireyim oyun alanları dışına çıkmış olan topu bir toplayalım çizginin içine atmak için tekrar düzenlenelim oyunumuzu tekrar devam edelim eylemini tekrar sürdürülebilir oyunu sürdürülebilir kılmak evet. için hakem var aslında. Yani Tabii canım, bu yani, tartışma e, olmasın e, diye var olan bir olguyu, bir e, görevi tartışıyoruz aslında. Şu anda zaten şu anda zaten hakemlik camiası Türkiye'de maalesef pasifize edildi. Hakem camiasının ben sana açık saygınlığı kalmadı. Hakem camiasının itibarı kalmadı. Onuru, şerefi, haysiyeti kalmadı. Yerle yeksan edildi bu merkez hakem kuruluyla birlikte. Kulüplerin ağzına sakız edildi, taraftarların ağzına sakız edildi, spor medyasının ağzına sakız edildi. Maalesef çiğneyip çiğneyip duruyorlar ve yere tükürüyorlar. Yani bu bu benzetme bu. Yani bu bundan başka benzetme olamaz. Yani bu kadar e, bu camianın onuruyla, şerefiyle, haysiyetiyle oynayamazsınız kardeşim. Şimdi Hakem camiası ile ilgili herkes konuştu. Hakemlerin derneği, genel merkezi ve bu haksızlığa uğrayan hakem ve gözlemcilerin bulunduğu şubelerden ses çıktı mı? Hayır. İşte onun için bizim projelerimizden biri de Türk Hakem Camiası'nın sendikasının oluşturulmasıdır. Ve Türk Hakem Camiası'nın anayasasının oluşturulması. Şimdi e, bu bir tarihi fırsattı. Hakem camiasının kendi adına devrim yapması için tarihi bir fırsattı ama olmadı. Bir kişinin dahi tepki göstermesi güzel bir şey ama bak e, yeni tepki gösterenler de az az değil aslında. Tepki gösteren e, Süper Lig hakemi Mete Kalkavan biliyorsun, yapmıyor. Süper Lig yardımcı hakemleri de var. İşte Tarık Ongun, Bahattin Duran, Alparslan Dedeş, Erdem Dayık ve İsmail Şencan tepki gösterdiler. Yapmıyorlar. Süper gözlemcileri hepsi de FIFA düzeyinde hakemler. Üst düzey, üst düzey, tam, mi? üst düzey, Bu üst düzey. dört saydığı evet. yardımcı hakemler. Tabii tabii. tabii. Mesela Süper Lig gözlemcileri Hamza Işın, Tolga Özkalfa, Hüseyin Sabancı yeri protesto ettiler. Birincilik gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek de e, tepki gösterdi ve bak bu da güzel bir şey aslında. Ama e, şimdi e, baktığımda mesela e, yine Rize Spor Kulübü Başkanı e, Üstad Ulema Şeyh her şeyi bilen adam e, ne demişti? Fenerbahçe-Alanya maçı sonrası işte e, Sayın Ali Koç istediği hakemi aldı ve maçı aldı gibi bir açıklama yapmıştı. Aynı hakem Rize-Trabzon maçına verildi ve Rize Spor maçı aldı. Şimdi hakem mi aldı maçı sana verdi veya Fener'e verdi? Yani... Çok ilginç, Tabii çok ki... ilginç. Burada bir şey ekleyeceğim. Tahir Kıran'dan bahsediyoruz Çaykur Rize Spor Kulübü'nün başkanı. Bu maçın hemen ardından ya da işte hemen demeyeyim de aynı hafta sonunda e, ee, hakemlerle alakalı işte hala şeyler var bilmem ne. Hakemleri şöyle yapıyorlar, etkiliyorlar. Ma sezon sonunda konuşacağım dedi. Ben de e, Çaykur Rizespor Kulübü'nde etiketledim. Bir talepte bulundum. Lütfen açıklayın dedim. Lütfen. Hangi kulüp ne yapıyorsa buradan da ben de sesleneyim bu vesileyle. Lütfen Tahir Kıran Bey elinizde belge varsa deyin ki şu kulübün başkanı şu hakemle şurada buluştu. Aa bu da fotoğrafı. Orada da biz bunu ses kaydettik ya da neyse artık mesajlarına ulaştık. Gösterin ve hangi kulüp hangi hakemi etkiliyor, hangi kulüp hangi hakemle ilişkide, hangi hakem, hangi MHK yöneticisiyle nasıl bir ilişki iç ağı içinde öğrenelim. Ona göre biz de değerlendirelim ama bunu burada 3 tane de penaltı aldınız ve öyle kazandınız. 1 de 90 artı 4'tü galiba yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir mücadelenin ardından söylüyorsanız gerçekten hakemlerle ilgili ciddi bir problem olduğuna dair belgeler vardır elinizde diye ümit ediyorum. Lütfen çıkın ve konuşun ya böyle. Konuşun, Ce cevap mi sana. Cevap Bitirden mi sana? Bitirden bir şey gelmedi ama lütfen yani bunun kurumsal olarak cevaplanması gerektiğini beklediğim için şey mi Tahir Bey'den bu, lütfen bunu bekliyorum. Bu kuru gürültü. Bekliyorum hiçbirinin abi. elinde bak hiçbirinin hiç, o zaman. Hiçbirinin elinde belgede bilgi de yok. Ben sana bir şey Tahir Kıran'ın tek derdi, Tahir Kıran'ın tek derdi gündem olmak, gündeme gelmek, isminin duyurulması. Yani yeni e, nasıl diyeyim popüler olmaya çalışan bir insandır. Bu psikolojide budur kardeş. Bunu psikologlar araştırsınlar. Emin ol e, budur. Yani bunun başka izahı yok. Çünkü e, senin takımın nerede kardeş? Senin takımının başarısı nedir? Sen takımının başarısıyla övüneceksin. Sen sezon başından beri hakem camiasıyla uğraşa uğraşa takımının geldiği durum orada işte ortada. Yani bunu e, söylemek e, tabii ki yani ben üzülüyorum. Ya üzülüyorum derken aslında acıyorum, acıyorum aslında. Üzülmüyorum artık, acıyorum. Çünkü acınacak halde Türk futbolu, ülke futbolu. Efendim bugün görüyoruz işte ya e, milli takımımız işte Portekiz'de oynayacak. Ondan sonra işte şu olacak, bu olacaklar. O öyle olacak böyle olacak da Dünya Kupası'na gideceğiz de e, ligde, hoca, ligde takımlarda hoca dayanmıyor. E, hocalar istifa ediyor yerine başkaları geliyor. Futbolcular ya enteresan işler kimin eli kimin cebinde belli değil. Şimdi o e, Rize Spor, Trabzon maçında evet 3 e, penaltı vardı bana göre Üçü de doğru. Ama 3. penaltı öncesinde buz gibi bir faul. E, karlı bir havada buz gibi bir faul. E, yani hakem e, gözü önünde olan bir pozisyon e, devam ettirdi Akabinde olan pozisyon evet penaltı doğru karar. Yani 3 verilen penaltı da doğru ama 3. penaltı öncesinde buz gibi bir faul var. E, neden o zaman Rize Spor Kulübü Başkanı çıkıp isyan etmedi? Bizim 3. penaltımız öncesinde faul vardı hakem vermedi. Böyle 3 böyle puan istemiyoruz. Niye diye isyan etmedi? Neden isyan etmedi? İlginç de Trabzonspor'un da sesi çıkmadı. İlginç. Evet yani onlardı. Yani, belki tane, bu kadar belki de hani bu kadar puan falan farkı falan olduğu için yaptılar diye. Evet zaten. Ferhat belki Gündoğdu onun için sesler demişti. Ferhat Gündoğdu zaten ya ben ya ya neyse. Şimdi <laughs> şimdi e, bir de bir şey. Geçen hafta ben de, bu hafta da <laughs> bir şey söyleyeyim. Söyle geçen hafta da geçen hafta da bu hafta dikkatimi çok oldu. Hakikaten bir almayı unuttum. Hangi maçlar olduğunu da unuttum şu anda. Savunmaya savunmaya faul yapılıyor, hücum topu kapıyor. Gol pozisyonu oluyor ve gol oluyor. Hakem avantaj diyor, oyna diyor. Ya faul savunmaya yapıldı, savunmaya. Kimi kandırıyorsun? Hı hı. Yani savunmaya ve ben e, ilginç şu anda kadroda bulunan veya çıkartılanlar içerisinde de vardı gerçi de. Maalesef e, kural yorumları, kural bilgileri, yorumları, değerlendirmeleri çok zayıf. Çok zayıf hakemler var. Bak biz bunları eleştiriyoruz hakemlerimizin yetersiz olduğunu, hakemlerin e, 12. kural bilgilerinin çok zayıf olduğunu var hakemlerimiz çok var böyle hakemimiz. Ama e, bunları eleştirmek demek bunları bu şekilde afaröz etmek anlamına gelmez. Her şeyin bir yolu yordamı vardır, hukuki süreci vardır. Sen %20 kadro değiştirme hakkın varken sen bunu %50 yapıyorsan burada hukuksuz bir işlem yapmışsındır. İnşallah diyorum. Tahkim Kurulu, tahkim inşallah gerçekten hukuki, hukukçular sözde hukuki bir karar verirler de bu insanları geri iade ederler. Sezon sonu yapılacak olan varsa ne yaparsa onu yapsınlar artık diye söylüyorum. Ben de bir fotoğraf paylaşmak istiyorum. Sanırım şimdi daha mümkün olacak. Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı zamanında yapılmış, çekilmiş bir fotoğraf. bu sebeple de ilginç bir fotoğraf olacağını düşünüyorum. Umarım gösterebilirim. Sanırım görebiliyorsunuz yani. şu anda. Ee, evet. Üstünde de yazıyor. Sayın Mustafa Erdoğan, e, Recep Tayyip Erdoğan'ın abisi. TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı. Davut Dişli biliyorsunuz spor dünyasında ve iş adamlığı, evet. iş insanlığı camiasında bilinen tanınan biri. Cem Pamiroğlu Fenerbahçe'nin altyapı hocalarından ve bir kişi daha tam ismini bilmiyorum ama yani Çaykur Rizespor maçında Fenerbahçe Stadyumunda olduğu görülen bu fotoğraf ilginç. Servet yardımcı. Loca burası. Yani orada hangi sıfatla, hangi görevle çok rahat bir ortam olduğu da belli. Ee, yani protokolde tabii ki e, gravatıyla, kudret sesiyle evet. her türlü olabilir. Ama Fenerbahçe'nin stadında Rize'yle oynanan bir maçta Rize'nin sponsoru Dati Holding'in ortaklarından biri olan ve TFF başkan vekili olan Servet Yardımcının Recep Tayyip Erdoğan'ın abisi ve Fenerbahçe altyapısı <laughs> antrenörüyle nasıl böyle rahat bir ya, görüntü e... verebiliyor ve bunu hani paylaşılmasına izin veriyor. Haydi çektiğiniz fotoğrafı da hani lütfen artık şu dijital dünyadan çık monolog dünyaya geçelim de bu rezaletinizi görmeyelim bari ya. Bari Şöyle bir şey ben yapma. az önce az önce söylemiştim ya programda e, maalesef Futbol Federasyonu'nda bir çete oluşturulmuş durumda. E, bu lütfen burada bizi seyredenleri de söylüyorum. Lütfen bir araştırsınlar. Abdurrahman Arıcı, Ahmet Şahin, Servet Yardımcı kimdir? Neler yapıyor? İş ilişkileri, iş ağları nelerdir? Lütfen bir araştırsınlar. Yani her şeyde bizden beklemesinler. E, bir araştırsınlar. Baksınlar. Ee, bunların neler yaptıklarını, neler ettiklerini bir görsünler. Ee, ben e, Merkez Hakem Kurulu daha doğrusu değil yani ben, emir, erlerinin, emir erlerinin futbol hakem tarihine 8 Mart 2022, bak 8 Mart 2022 Türk Hakem Camiası için bir facia tarihidir. Bir utanç vesikasıdır. Ve bu utanç vesikasıyla bu Merkez Hakem Kurulu, daha doğrusu bu emir erleri anılacaklardır. Ve tarihe öyle yazılacaklar. Ama bu emir erleri e, sayın başkanlarına e, Ferhat diye tepki gösterip özellikle o üyeler. Ya bunlar içerisinde Yunus Yıldırım var. E, Mustafa Kamil Abid Uğur'u var. var. Mısır, ya Barış Şimşek var. Eski falan. Olsun. Ya bırak Barış Şimşek'in zaten 12. kural bilgisi sıfır. Geç o işi. Nasıl FIFA oldu bu ülkede onları konuşturma beni şimdi. Neyse. <laughs> şimdi e, bu... E, Mustafa Kamil Abitoğlu, Yunus Yıldırım gibi üst düzey FIFA hakemliği yapmış insanların olduğu kurulda. Ya siz ne yapıyorsunuz? Bunlarla görev yapmış bu insanlar. Ya bu, bu görev arkadaşları bunlar. Ekip, yani bunlarla görev yapmışlar yıllarca. Ya biz ne yapıyoruz deyip de e, başkanlarına tepki gösterip 8 kurul üyesi bir de istifa etmiş olsaydı işte onları tarih cesur yürekli insanlar olarak yazacaktı. Şimdi ise emir evleri olarak yazacak tarih bunları. Ve e, gerçekten gerçekten bu cami, hakem camiası düzelir. Dirayetli, görgülü, bilgili insanların daha vizyonu ve misyonu olan insan haklarına değer veren insanların göreve geldiği zaman bunları ömür boyu bir daha bu camiada yer alabileceklerini sanmıyorum. Ha belki biz yine insaniyet namına deriz ki hani gelin efendim bir görüşelim ama böyle bir şey yaparsanız bir daha yani böyle pısırık davranır. Haksızlığa uğrayan arkadaşlarınızın yanında olmasanız bir daha sizinle çalışmayız deriz. Bilmiyorum artık. Yani bunlar nasıl vicdanları rahat. Hani şey söylenebilir işte. E, bu hakemler MHK'nin önüne geçmişler. Ya o zaman sen demek ki beceriksiz, ya sen demek ki o zaman beceriksiz, basiretsiz yöneticisin kardeşim. Sen merkez hakem kurulu olarak otoriteni koyamıyorsan, hakemler üzerinde otoriteni sağlayamıyorsan demek ki bu senin zaafındır, bu işi yapamıyorsun, İstifa edersin kardeşim. Peki hakemlerin kurumun önüne geçmesi nedir? Yani ben anlayamadım buradaki şeyi. Yani ya şimdi ne yapıyor işte, Cüneyt Çakır veya Fırat Aydınus? Nasıl önüne geçiyor camianın? Şey diyor herhalde Cüneyt Çakır, yani Cüneyt ne çakırma Şim yapıyor diyor. atamaları ya da o etkiliyor mu bir şekilde? Veya ya örnek veriyorum. Cüneyt Çakır herhalde şey diyordur herhalde. FIFA'yı arıyor, UEFA'yı arıyor diyor ki UEFA. Ey UEFA! Bundan sonra Avrupa'da bana maç vereceğin zaman veya Avrupa'da Türkiye'deki hakemlere maç vereceğin zaman önce bana bilgi vereceksin. İşte ben atayacağım o hakemleri. Herhalde böyle bir şey söylüyor. Veya e, Süper Lig'de işte e, maçlara şu hakemler gitsin, şunlar gitmesin, şunlar görev alsın. Ya böyle bir ifade kullanılıyor. Ya bak şimdi zaten Ferhat Gündoğdu'nun yaptığı açıklamaları baştan aşağıya oku oku veya izle seyret dinle ne yaparsan yap elde tutulur bir tek yanı yok. Ee, zaten, evet, en zaten en sonunda zaten en sonunda zaten Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Elmas her şeyin e, neden ne, neden olduğunu, nasıl olduğunu açıkladı zaten açıkladı, söyledi. Kulüplerin bu işi yaptığını açık açık söyledi kardeşim ve hala o merkez hakem kurulu orada duruyor. Merkez hakem kurulu gider mi gitmez mi? Sizin sonunu görür mü, görmez mi bilmiyorum ama bildiğim maçlar sonrasında ey görev yapan hakemi ve gözlemişler Bekleyin çok şeyler olacak. E, neyse e, şimdi e, gelelim istersen maçlara gelelim. Yine hani çok seviyorsun ya sen maçları yorumlamayı, değerlendirmeyi. Mesela bak İngiltere'de soruyorlar. De değil, soruyorlar. Abi işte Doğru. Niye, niye onu Doğru. da yazmıyorsun? Ya ben ilgilenmiyorum hakemlerle. Yanlış <laughs> anlama Halil. Ben bu Halil'le böyle bir program yapmak istemiyorum bile yani. Yanlış anlamayın. Çünkü <laughs> evet. hakemleri konuşmak kadar futbola kaybettiren, futbolda kaybettiren bir şey yok yani. Ben Halil var mıydı o maçta hatırlamıyorum ama kendi takım arkadaşımla hakeme itiraz etme diye, rakiple tartışma diye kavga etmiş bir adamım yani. Bana ne abi? Evet. Ha, ona evet. çarparak yani. ceza gitmiş ya da gitmemiş. Top orada. Oradan attığı top kaleme mi gidecek, gitmeyecek? Ben de takımımı savunurum, kalemi savunurum abi. Top neredeyse ona göre oynarım. Yani ya işte, O yüzden. Yani anlıyorum. Yani bak... halk bunu istiyor. Medya kaçağı i̇şte yapayım. halkın alıcısı halk işte alıcısı evet istiyor halk yani Halk bunu istiyorsa doğru. al ben de halka bunu veriyorum. Bak kitap burada. Hakem burada Aynen, al, gözlüğünü de var. hakeme kitap. E ee, evet. de gözlük. Tamam. Gözle gözlük. Bitti bu kadar. Ya bir düşünün şey var, var. bak İngiltere evet İngiltere'de mesela izliyorum. ya o kadar hakemler hakem mesela bazı hakemler hepsi değil tabii. Bir iki tane hakem var orada mesela. Çok fahiş hatalar yapıyorlar. Evet. İnan <laughs> o kadar hatalar yapıyorlar ki var, ya böyle yani vara gidilmeyecek pozisyonlardan bahsediyorum. Ha faul fena hareketler işte kartlık poz. Ya o kadar büyük hatalar yapıyorlar ki inanır mısın? Ya itiraz yok ya itiraz ya itiraz yok ya bir futbolcu da çıkar hani itiraz eder sert bir şekilde ne yapıyorsun diye. Yok mesela Fenerbahçe e, en son kimle oynadı? Konya spor Maçı'nda mesela. Fenerbahçe Konya başında Maçı'nda o e, uzak doğulu futbolcunun adı ne? Kim Mincim Cey. Min işte. aynen. Kim Min da kart Peki niye Halil Umutmeler niye atmadı onu kırmızı kartta ikinci sarıdan? Bilmem yardımcı yani. Hakemi, yardımcı hakemi bir dövmediği kalmıştı. Yardımcı Güven, hakemi bir dövmediği kalmış. Güvenmemiz lazım bir, çünkü yeni listede mu? yer alan hakemler onlar. Şunu bilmiyor mu Kim Minjee? Offset kuralında e, hakem pozisyonun bitmesini bekleyecek diyor. Neticeyi aldıktan sonra offseti çekecek veya de, çekmeyecek. Neyse artık. Bunu bile bile bilmiyorsa onun cahilliği, cehaleti. E, biliyorsa da bu yapmış olduğu biliyor veya bilmiyor. Önemli değil. Bu yardımcı hakeme... Bir kere hadi tepki gösterdin elinde. İkincisinde neredeyse dövecek şekilde el hareketleri yaparak aşırı jest ve mimik kullandığı için ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Verilmedi. Galatasaray, Gaziantep Galatasaray maçında ben hep söylüyorum. Arda kardeşleri kim FIFA yaptı ona kim o FIFA kokartını taktıysa bir utanç vesikasıdır. Arda kardeşler futbolu bilmiyor. Bak Arda kardeşler kişiliği insanla beni asla ilgilendirmiyor. Arda kardeşler futbolu bilmiyor kardeşim bilmiyor. Nokta. Yani bu kadar basit. Arda kardeşlerin 12. kuralı uygulama bilgisi becerisi sıfır. Bu, yani kural. bu adam faul ve Paul fena ve, hareketler. Faul ve fena var. hareketleri. Bu arkadaşımız <laughs> bili, bak kitaptaki ezbere bilebilir. 12. kuralı ezbere bilebilir ama uygulamada sıfır yorumlamada sıfır. Bu arkadaşımız bilmiyor. Ha bunun gibi yine zayıf olanlar var ama bunun kadar değil. Bunun kadar değil. Yani onun için ben ee, hakem bu kadar yorumlayalım. Yani daha neyiz, ne söyleyelim? Başka ne yani söyleyelim? şöyle aşkına? söylüyor. Fotoğrafı da paylaşıldı zaten hem kulüp hem de birçok sosyal medya e, haber. Veya sadece sadece tarafında. o değil. Sa sadece okuyalım, o değil ya. Okuyalım, okuyalım. Bu kadar kitabı gösterdik. Bende lens var ama benim Tabii. de gözümde gözlük, elimde sözlük okuyorum. 12 evet, tabii faul ve fena hareketler bir direkt serbest vuruş. Eğer bir ihlal temas içeriyorsa direkt serbest vuruş ile cezalandırılır. Başlığının altında kontrolsüz oyuncunun rakip için tehlikeli veya sonuçlarını düşünmeden hareket ettiği anlamına gelir ve ihtar verilmelidir. Yani burada koşarken bilerek bilmeyerek hani adımını oraya atmak istercesine bir adım o, var o, o, ama evet. basmış yani kontrolsüz ve dikkatsiz de var üstünde. Oyuncunun mücadeleye girdiğinde dikkatsiz ve düşüncesiz davrandı veya tedbirsiz hareket ettiği anlamına gelir. Disiplin cezasına gerek yoktur diyor ama burada bir kontrolsüz ve e, rakibinde arkadan aşırı güçle basılmış bir e, aşil tendonu var. O yüzden burada direkt vuruşla cezalandırılıp ihtarla cezalandırılması hatta bazen bilinçliyse çok aşırı güçlüyse de işle açılır. Üçlüyse. Tabii tabii. Evet. Orada şu bak sadece bak şimdi şunu da söyleyelim seyircilerimize. Yani en azından Kerem, ben şundan eminiz herhalde. O pozisyon çok net bir sarı kart. Ama kırmızı tabii. kart verene de çok hayır diyebilecek bir pozisyon değil belki de. Şimdi ben Arda kardeşleri yorumlarken Kerem'in pozisyonu üzerinden üzerinde yorumlamıyorum. Tabii. Maçın geneline, maçın geneline baktığımızda ve geçmiş maçlarına baktığımızda hatırlayın Göztepe Galatasaray maçını var yönetmişti zaten. Tabii, Arda kardeşler tabii. değil, VAR yönetmişti. Neyse. Orada da Halil Umut Meler mi vardı? Mete Kalkavan, ya Mete Kalkavan vardı. Ya Mete Kalkavan. Mete Kalkavan. Yani doğruydu aslında. Müdahaleleri de doğruydu. O ayrı mevzu. Ama yani Arda kardeşler Gaziantep Galatasaray maçının genel olarak yani sadece Galatasaray'a karşı değil. Yani Gaziantep genel olarak e, maalesef e, sıfır futbol bilgisi, 12. kural bilgisi sıfır. E, çünkü e, Gaziantep'de bir e, siyahi oyuncu vardı. E, bana göre net kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Savunmadaki mi? Jiloboji e, mi? İşte iki 3 kere, 64 dört kere aynı hareketi yapmış rakiplere sert girdi, vurdu, tekme attı, çelme taktı. Yani yapılabilecek aslında kırmızı kart görmek için yapılabilecek olan her şeyi sahada yapmıştı ama hakem arkadaşımız görmedim, duymadım, bilmiyorum mu oynadı diye düşünüyorum. Çünkü bilmiyor yani bilmiyor. Aslında art niyet yok bak söyleyeyim sana. Arda kardeşlerde kesinlikle art niyet yok. Bunu buradan bütün seyircilerimize söyleyelim. Arda kardeşlerin art niyetli asla değil ama bilmiyor. Volkan Bayarstan art niyetli değil. Bilmiyor. Yani yorumlama. Mesela o Rize Spor Trabzon maçındaki o pozisyonu demek ki yorumlama yeteneği bu kadar. Yok ya. Yani. Yok. Yani kan buraya atma. Rakip Allah korusun o futbolcu yere düştü zaman belini kırabilir, boynunu da kırabilir. O, o düşüşle birlikte. Tabii. E, ama yani çok tehlikeli bir pozisyon. Bu sadece Trabzon. Kim olursa olsun, hangi futbolcu olursa olsun bu sağlık sonuçta. Futbolcunun sağlığı önemli. Hatta Rize Sporlu oyuncu da hakeme baktı. Acaba faul çaldı mı? Bak çalmadı. Nasıl olsa bu görmedi. Allah muhafaza. Hadi devam. Yani onun için e, futbolu e, bilmeyen maalesef maalesef diyorum maalesef e, sadece süper ligimizde değil. Artık Türkiye genelinde. Türkiye genelinde çok hakemimiz var böyle maalesef. Futbolu bilmeyen çok hakemimiz var. Maalesef. E, maalesef. Bir de, yani futbol, çok üzücü. hani. Kural hani... bilgisi bir Zayıf. sektördesin hangi sektördesin? Futbol ama anlamıyorsun onu. İşte yani bir de şey e, ama peki çok güzel bir şey yere geldik. Ben şimdi sana sorayım sen hani yapıyorsun ya böyle işte vasatla övgüler yapıyorsun sen de çok seviyorsun övgüyü. Mesela e, şey e, futbolu bilmeyen hakemlerimiz var eyvallah. Futbolumuzu yönetenler kimler? İnşaat mühendisleri. Daha önce aile şirketi üstlenip e, onu batıranlar. Ya da dededen zengin olanlar hiçbiri de futboldan herhangi bir gel gelir elde etmemiş insanlar daha önce hayatı boyunca. Yani evet. her herhangi bir atıyorum şirket sahibisindir. Şirketinin spor kulübü vardır. Bakınız Eczacıbaşı. Orada zaten kulübünle de böyle bir en azından para kaybetmeyeyim ben burada böyle bir eğlence alanı yarattım kendime derken iyi yönetirsin ama burada öyle bir şey yok çünkü eczacıbaşının sahibi Faruk Eczacıbaşı kulübün ettiği zarardan da kardan da sorumlu. Şimdi bana Her göre ben e, çok problemler olmasa e, <laughs> yani da Kulüp yöneticiliğinden çok anlamam ama e, bana göre e, e, Ahmet Nurçebi'nin e, ifadelerinden de yola çıkıyorum. İşte evet, çok ilginç. Kendi taşımarda. kendi şirketim gibi diyor yöneteceğim diyor. Yani anladın mı? Yani Beşiktaş'a zarar olsa Galatasaray Başkanı aynı şekilde söylüyor. Bak yani mesela Aoğlu bana göre öyle yönetmeye çalışıyor Trabzonspor'u. Yani bak o zaman ne oluyor? Bak başarı gir. Belki Beşiktaş'ta Galatasaray'da şunda başarısızlık var ama çünkü çok kötüler. Yani şey olarak maddi olarak finansal olarak çok kötü kulüpleriniz. Yerlerde sürünüyorlar hepsi ama şimdi borç üzerine borç katarak gitmek istemiyorlar. Onu demek istiyorum. Yani düzeltmeye çalışıyorlar. Mecburlar, i̇şte böyle yönetmek mecburlar, lazım. mecbur. İşte ha şimdi bak şey olabilirsin dediğin gibi Futbolu belki bilmiyorsundur ama bir kulübün başkanı olduğun zaman o kulübü en azından şirketin gibi yönetsen dahi e, tabi bazılar dediğin gibi kendi şirketini de batırıyor. O ayrı mevlesi. Onlar zaten yönetemez. Ama <laughs> bak bazıları kendi futbol... şirketini batırdığı için ya bizimkini batırma git en azından hiç batmayan şu futbol kulüplerine de onları biraz daha batır diye kulüplere şey başkan diyoruz ya, hatta. Evet aynen şey diyoruz ya mesela bak az önce yine oraya da geliyoruz. Her yerimiz çok kötü. Yani eğitimsizlik had safada. Şundan diyorum. Siz diyoruz ya işte federasyonda veya işte kulüplerde eski futbolcular yönetici olsun işte federasyonda olsun. Ya Allah aşkına eski futbolcularımıza bakıyorum. Yani çok eskilere değil aslında. 80'lerdeki futbolcularımızın çoğu okumuş eğitimliydi aslında ben sana söyleyeyim. Tabii tabii. Evet. Şimdikilere bakıyorum Allah aşkına bırakmış da hangisi yönetecek soruyorum sana. Hangisinde bir yöneticilik vasfı var kabiliyeti var? İşte çok yönetenler nadir. bak yöneticilik yolunda öne çıkanlardan en çok öne çıkanlardan bir tanesi Hamit Altıntop. Yani bugüne kadar böyle federasyon içinde böyle aktif rol almış bir tane futbolcu var mıydı hatırlayabiliyor musun? Yok yani Cüneyt Tanman bir ara bak tam bak tam biraz bir yere bağlayacağım da... Cüneyt Tanman Galatasaraylı olan ilişkilerinden eski Galatasaray takım menajeriydi falan filan. Okey ama o da çok kısa sürdü ve evet. böylesine şu günkü gibi köklü bir planla gelmedi bir getiremedi de sonrasında ee, evet. Hamit Altıntop dedim ama o da Almanya yetişmesi. Düşünce olarak da başka Hayır, kimi evet. gösterirsin? Nuri Şahin. Yok. O ne? Nuri Harbunlar. Şahin var evet. Spor iletişimi işletme okumuş, spor e, markalaşması okumuş, yönetimi okumuş biri. Yarın öbür gün onu da yönetim kademesinde görebiliriz. Ama neden? Almanya doğumlu, Almanya yetişmeli. Biz de ben şöyle toparlayıp bunu bugünkü programı da bitirelim istiyorum eğer ekleyeceğinde bir şey yoksa. Evet. Yok şu anda yok evet. Hani ülkenin içinde bulunduğu siyasi anlayış biçiminden de yaşama biçiminden de yaşama anlayışı biçiminden de bir şeyleri iyiye götürme biçimini üzerine kurduğu planları en azından farklı göremeyiz. Ben şimdi bakıyorum 20-30 seneye Türkiye ekonomisinden bakıyorum. Mesela elde çok güzel bir çok iyi de verim alınacak bir şey var. Ama sürekli hem muhalefet hem halk Sürekli yeni biri gelsin, yeni biri yönetsin. Yeni biri başka bir binalar yapsın. İşte burası böyleymiş. Burada bu haliyle biz bunu nasıl koruruz ve nasıl güzelleştiririz ve buradan az, yaşayan az insanlar olarak nasıl daha keyifli bir hayat çıkarırız gibi bir şey düşünmek yerine burayı silersek, atarsak çöpe, üstüne bir şeyler, yeni bir şeyler yaparsak yenilik zaten mutluluk getirir yeninin heyecanı zaten insana bir keyif verir birkaç süre. Ondan sonra yeni eskir. Ondan sonra yine aa bunu yine yenileyelim. Ne yapalım? Yıkalım bir daha kuralım. <laughs> Sürekli futbolda da bu. Her gelen aynen başkan. Aynen. Bunu silelim. Geçen sene çok kötüydü. Çok büyük buhranlar yaşadık. 82 puan topladık ve ikinci olduk. Gerçekten çok büyük kötü bir sezondu mesela. Örnek veriyorum. İşine evet. düşmemişsin bir şey olmamış maç başına kazanabileceğim para en maksimumunu kazanmışsın sezon. Ama hayır. Çok kötüydük. Bizim her şeyi silip baştan yapmamız lazım. Her gelen silip baştan silip baştan yapmaya çalıştığı için hem ülke hem herhangi bir ülkedeki büyük kurum belki ve ülkedeki spor kurumları sürekli böyle yönetildiği için hiçbir yere varamıyor. Şimdi de mesela eldeki hakemleri nasıl iyi hale getiririz? Biz bunlara nasıl destek veririz yerine biz bunları keselim atalım ya. Altta nasıl bir sürü hakem var ama onlara da bir keselim atalım. Yeni bir sistem de oraya getirelim. O yenilik oldu. <laughs> yenilik çok güzeldir. Yenilik iyidir. Yenilik şöyledir. Yenilik böyledir. Ne yenilik çok iyidir, ne eskide kalmak çok iyidir. Elindekini en verimli şekilde hayatındaki optimum mutluluğu yakalayacak verimle nasıl geliştirebilirsin? Buna bakmak lazım ama buna hiç bakılmıyor. Dediğim gibi bu dihnimize yerleştiği sürece hiçbir kurumsal açıdan, hiçbir siyasi açıdan, ülkenin ekonomisi açısından gelişmemizi pek mümkün görmüyorum. Yani ben de son olarak şunu söyleyeyim. Bir Türkiye yönetici çöplüğü. Türkiye maalesef yabancı futbolcu çöplüğü haline getirilmiş. Türkiye e, beceriksiz yöneticilerin toplum olduğu bir toplum. Şimdi en sonunda da şunu söyleyelim, böyle kapatalım istersen. Tabii. Et ve süt kurumu başkanı dedi ki yüzde 48 zam yaptık çünkü e, et ve e, süt kurumlarının önünde çok ucuz olduğu için kuyruklar oluşuyordu. O kuyrukları önlemek için böyle bir açıklama yaptık. Allah seni bildiği gibi yapsın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hakem günlüğünü Halil İbrahim Dinçler'le bu şekilde tamamlıyoruz. Eğer bu programı beğendiyseniz bu kanala abone olmayı ve like'larınızı göndermeyi varsa da yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bir sonraki Hakem Günü'nde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.